Sayın milletvekilleri, şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Süreniz 14 dakika Sayın Kuşoğlu, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini açıklamak üzere söz aldım. Bu vesileyle sizleri ve televizyon başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle sunumlarını yapan bakanlar, özellikle de ekonomiyle ilgili bakanlar küresel bir krizden bahsettiler ve bunlarla ilgili rakamlar verdiler, hepiniz biliyorsunuz. Küresel krizlendi, bazı rakamlar verildi dünya ekonomisiyle ilgili olarak, ama bu rakamların, küresel krizin kendi bütçelerine yansıdığını ben görmedim. Yani geçen yılki, ondan önceki yılki, ondan önceki yılki bütçelere benzer bütçeler, benzer rakamlar konulmuş. Orta vadeli programdaki anlayışta aşağı yukarı aynı anlayış devam ettirilmiş bir vaziyetteydi. Yani küresel krizin bütçeye ve OVP'ye yansıması söz konusu değildi. Garip bir durum bu. Bir garip durum da şöyle oldu. Değerli arkadaşlarım, çok enteresandır. Geçen hafta Perşembe günü, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bütçe görüşmelerini takip ediyoruz genel kurulda. Akşam üstüydü, saat 4 sıraları sanıyorum. Arkadaşlar dediler ki, Sayın Başbakan ekonomik kurul kararlarını açıklıyor. Ekonomik koordinasyon kurulu kararlarını açıklıyor. Çok da önemliydi. Biz de geçtik şuradaki odadan izlemeye başladık. Sayın Başbakan, yanında bütün ekonomiden sorumlu bakanlar, açıklamalar yapılıyor. Ekonomiyle ilgili tedbirler açıklanıyor. Ama öbür taraftan bir ara dikkat ettik. Yani biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Televizyon ekranında bir taraftan da döviz yükseliyor. An be an yükseliyor. Başbakan açıklama yapıyor ekonomiyle ilgili, döviz yükseliyor. Halbuki o gün dolar 3.34'e kadar, 3.34'e kadar galiba düşmüştü. Bakın o gün sabahleyin o şeye, rakama kadar düşüyor, ama başbakan bakanlarıyla beraber ekonomik önlemleri açıklarken anında tepki veriyor piyasa ve yükseliyor. Bu neyin sonucudur değerli arkadaşlarım? Çok önemli bir hadise değil mi? Başbakan açıklama yaparken nasıl piyasalar tepki verir? Çok enteresan bu. Bir anormallik var burada. Hiç unutmayacağım bu hadiseyi. Şöyle bir şey. Şimdi piyasada sorun nedir? Biraz önce Sayın Öztrak açıkladı. Piyasada bir talep daralması var, sorun var, sıkıntı var. Herkes borçlu. Firmalar borçlu, hane halkı borçlu, şahıslar borçlu. Bu borçluluğu gideren işçiyle, köylüyle, memurla ilgili, esnafla ilgili bir önlem var mıydı? Yoktu aşağı yukarı. Yani bunların borçluluğunu gideren, bunlarda bir talep artışı yaratan bir açıklama söz konusu oldu mu? Yok. İş dünyasıyla ilgili açıklamalar vardı, teşvikler vardı. Peki onunla ilgili olarak yapılması gereken neydi? Orayla ilgili olarak da güven verilmesi gerekiyordu. Güven duyması gerekir. Güven duyulması için ne yapılması lazım? Yapısal önlemlerin alınması lazım. Yapısal önlemler. Yapısal önlemlerin başında da hukuk reformu geliyor. Hukuki güvencesi olması lazım. Adalet mülkün temelidir. Yatırım yapan iş adamının malına öyle keyfi olarak el konulamaması lazım. Yok olmaması lazım malı mülkü serveti. Onun için de sağlam bir demokratik anlayış gerekiyor, hukuk reformu gerekiyor ve diğer yapısal reformlar gerekiyor. Vergi reformu, sosyal güvenlik reformu. İşte sosyal güvenlik reformu bugünkü konumuz, özellikle sosyal güvenlik reformu üzerinde duracağım. Sosyal güvenlik reformu Türkiye'de yapılmıştır deniyor. Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik reformunun yapıldığı bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Sosyal güvenlik reformu yapıldı dendi bundan 10 yıl önce. O zaman sadece şu yapıldı: SSK, emekli sandığı ve Bağkur lağvedildi. Ama bugün hepsinin ayrı ayrı mevzuatları var. Bir mevzuat birliği yoktur. Bugün bir
bunların ortak bir kurumsal birliği yoktur, ortak bir bütünlüğü yoktur. Sosyal güvenlik açıkları azalmamıştır, tam tersine artmıştır. Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanamamıştır. Sosyal güvenlikte sorunlar artmıştır. Bakın, bu sene Sayıştay raporları daha düzgündü, daha düzenliydi. Aralarında da çok iyi raporlar vardı. Bir tanesi de Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili rapor. Burada 81 bulgu var. Bunlardan 18'i kurum görüşünü etkileyen, diğerleri de etkilemeyen bulgular. 82 bulgu, pardon. Çok önemli bunlar. Yani burada da çok iyi bir şekilde özetleniyor. Konuya ilgisi olanların özellikle bu raporu okumalarını tavsiye ediyorum. Arşive kaldırmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel bir rapor. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Ve sonuç olarak sosyal güvenlik reformu yok. Sayın Bakan'la bu konuyu konuştuk. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Kendisine bu konuyu ifade ettiğim zaman faz 2'nin hemen başlatılacağını, sosyal güvenlikte ikinci fazın hemen sosyal güvenlik reformunun devreye sokulacağını söyledi ikinci ayağının. Ama Sayın Bakanım, birinci ayağı yok ki ikinci ayağı olsun. İlk ayağı yapılmamıştır. Sadece kurumlar lağvedilmiştir. Maalesef mevcut kurumlar yok edilmiştir. Reformla ilgili katiyen adım atılmamıştır. Keşke o adımlar atılmasaydı, bugün çok daha kolay bir reform yapılabilirdi. Bunu özellikle söyleyeyim. Şimdi o tarihlerde %1 olan açıklar geçmişte reformdan önce, sözde reform, bugün %4-5'lere çıkmış vaziyette. Gayri safi yurt içi hasılanın %4'üne-5'ine çıkmış vaziyette. Kendimizi kandırmamamız lazım. Bizim bunlarla ilgili bu önlemleri almamız lazım. Yoksa kısa bir süre sonra, mesela 10 yıl sonra emekli aylıklarını ödeyemeyecek duruma geleceğiz. Gerçekten. Devletin merkezi yönetim bütçesi ne kadar? 2017 için 645 milyar lira. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi ne kadar? 304 milyar lira. Yani yarı yarıya olmuş vaziyette. Devletin personel harcamaları ne kadar? 2017 için 162 milyar lira. 162 milyar lira. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli aylıkları ne kadar? 204 milyar lira. Ya da 206 milyar lira. Yanlış, 206 milyar lira. Yani bu vaziyete gelmiş. Devletten daha fazla bugün aylık ödüyor Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu gittikçe artıyor. 2011 yılında meclise başladığım yıl, yanlış hatırlamıyorsam 73 milyar liralık devlet personel gideri vardı. Devletin personel harcamaları 73 milyar liraydı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli aylıkları da 91 milyar liraydı. Sağlık giderleri hariç. Bugün 162'ye 206 milyar lira olmuş vaziyette. Bu gittikçe de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun lehine ya da Türkiye'nin aleyhine bir şekilde artıyor. Yani 10 sene sonra emekli aylığı ödeyemeyecek duruma gelebileceğiz maalesef. Buna göz göre göre bunu görmezlikten gelebilir miyiz? Şimdi raporlara bakarsanız, Sayın Bakan'ın sunumuna bakarsanız 21 milyar 2017'de açık var deniyor. 21 milyar lira. Ya 21 milyar lira açıkla kendimizi nasıl kandırıyoruz? 116 milyar lira transfer var devlet bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na. 116 milyar lira. Bu gerçekleşme geçen yıllarla kıyaslarsam 125 milyar lirayı yakalayacak demektir. 125 milyar lira. Bunun altından 10 yıl sonra kalkamayız. Kalkmamız mümkün değil. Ve emekli aylığı ödeyemeyecek duruma geleceğiz. Bu yapısal reformlar yapılmaz mı? Onun için iş adamı Türkiye'ye güvenmiyor, hükümete güvenmiyor. Onun için yatırım yapmıyor. Ve son senenin istatistiklerine bakın, gerçek anlamda Türk iş adamları yurt dışındaki ülkelere Türkiye'den daha fazla yatırım yapmıştır. Sebepler de bunlar. Güvensizlik, bu reformların olmaması vesaire. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geleceğimiz, değerli arkadaşlarım. Geleceğimiz o kadar önemli, o kadar önemli bir devlet gücünü temsil ediyor. Bugünlerde ben Japon gelecek tarihçisi, gelecekle ilgili bilim adamı Michio Kaku'nun
kitaplarını okuyorum. Çok da enteresan, size de tavsiye ederim. Özellikle 2100 yılı ile ilgili bir hikayesi var. Çok enteresan. Yani yakın zamanda robotların devreye gireceğini, ev işlerinde kullanılacaklarını, o robotların insan profilinde, şeklinde olacağını anlatıyor. Taksilerin, özellikle otomobillerin insansız kullanılabileceğini yakın zamanda 2030'larda anlatıyor. Çok enteresan. Şimdi Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda diyor ki önümüzdeki yıllarda Almanya mesela iş gücü kaybı yaşayacak ama bizde öyle bir şey söz konusu olmayacak. Bizde genç işsizliği, gençlik var diyor. Sayın Bakanım, yeni şeyde, vizyonda eğer robotlar devreye girecekse, ki öyle görünüyor, insan kılığında robotlar bunlar, duygu şeyler, tepkileri de verebilen, yüzlerinde o ifadeleri de verebilen robotlar olacak bunlar. Bu istihdam açıkları, bu açıklar onlarla kapatılacak noktalara gelecek. Ben bu Michio Kaku'nun kitabını okurken şunu söylemek istedim. Keşke bir sosyal güvenlik meselesini tartışıyorken önümüzdeki günlerde dünya böyle şekillenecek. İşte robotlar devreye girecek. Farklı bir dünya söz konusu olacak o 20-30 yıl sonra. Bunun hazırlıklarını şimdiden yapalım. Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu bunlarla ilgili çalışmalar yapsınlar. O robotlarla ilgili neler yapılması gerekir, nasıl bir mevzuat düzenlemesi olması gerekir. Bunları keşke tartışabilseydik şu mecliste. Ama bunlardan çok uzağız. Biz daha işin temelindeki taşları maalesef tartışma noktasındayız. 20 yıl önce, 30 yıl önce ne tartışıyorsak halen o noktadayız maalesef. Orayı aşamadık. Yine 2010'da Nobel Ekonomi Ödülünü almış Peter Diamond, sosyal güvenlikle ilgili ödemelerin kamu bütçelerini, kamu harcamalarını nasıl etkilediğini anlatıyor. Mesela ben bunu tartışmak isterdim şu bütçede. Geleceğe yönelik olarak kamu açıklarını nasıl azalttığını çok güzel anlatıyor, tartışmak isterdim. Peki bütün bunlardan sonra bunları eleştiriyorsun, güzel de ne yapılması lazım? Değerli arkadaşlarım, yapılması gereken, hep söylüyorum, bir devlet için, Maliye Bakanlığı için, Çalışma Bakanlığı için, Sosyal Güvenlik Kurumu için, Çalışma Genel Müdürlüğü için, Ticaret Bakanlığı için ortak bir devlet kamu veri havuzu oluşturmaktır. Bir iş kuracak kişi, bir şirket önce oraya müracaat edecek, ortak bir numara alacak. Orada onun bilgileri hıfzedilecek. Maliye Bakanlığı ile ilgisi olan da, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgisi olan da oradan o bilgileri alacak o şahısla ilgili. Ve bunlar karşılaştırılabilecek. Biz şimdi Maliye Bakanlığı'ndaki vergi mükellefi sayısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki işveren sayısını, iş yeri sayısını karşılaştıramıyoruz bile. Numaraları farklı. Bu karşılaştırmayı yapamıyoruz. Çalışma Genel Müdürlüğü'nün farklı, Ticaret Bakanlığı'nın farklı verileri söz konusu. Ortak bir kamuda veri tabanı yok. Bunun ortak hale getirilmesi lazım. En basit konusu bu. Onun haricinde de bir sosyal güven, özellikle sosyal güvenlik bilinci yaratılması lazım. Acele söylüyorum. Ekonomik ve Sosyal Konsey 2009 yılından beri toplanmadı. Bir an önce toplanması lazım. Tarafların bir araya gelmesi lazım. Sorunlarına sahip çıkmaları, anlatmaları ve sahip olmaları lazım. Bunlar yapılmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu gibi bir kurumda af olmaz. Vergi, bakın, vergi de affedersiniz. Vergi, devlet der ki ben vergi alacağımı almıyorum, ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun primi vatandaşındır, işçinindir. Onlarınkini devlet affedemez. Bu yanlışlıktır. Aktüeryal hesaba dayanan, bir gelir gider dengesine dayanan konuda af çıkmaz. Bu aflar sık sık yapılıyor. Büyük bir yanlışlıktır. 2014'te af çıktığı zaman SGK'nın alacağı 32 idi. Bu hafta 2016'da 68 milyar oldu. Ve şimdi de çok az müracaat var. Biraz önce Sayın Bakan'dan geldi. 38 milyar müracaat edilmiş. Bunlar yanlış işler. Bunların olmaması lazım. Ve birçok arkadaşım belirtti. Sayın Tor da belirtti. Sayın Kuşoğlu, teşekkür etmeniz için mikrofonunuzu açıyorum. Teşekkür için sadece. Teşekkür ederim Sayın Başkanım size. Bu vesileyle değerli arkadaşlarım,
2017 bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını, 2015 kesin hesabının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Kuşoğlu.